Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Güne damga vuran ve özellikle bu sene üniversite sınavlarına giren öğrencileri çok yakından ilgilendiren sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz bültenimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta ATV'nin canlı yayınında sinyalini vermiş. Üniversite sınavında yaşanan zorluğu gidermek, baraj puanları ile ilgili bir düzenleme yapmak gerektiğini söylemişti. O düzenleme bugün yapıldı. Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği müjdeyi de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Hem temel yeterlilik hem de alan yeterlilik testlerinin baraj puanları düşürüldü. Peki tercihini yapan öğrencilerin durumu ne olacak? Yeni puanlara göre tercihler ne zaman yapılacak? Tüm bu soruların yanıtı şimdi haberimizde. Bu sene üniversite imtihanlarında biliyorsunuz bir sıkıntı yaşandı. Bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Sinyali ATV canlı yayınında vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği müjdeyi ise sosyal medya hesabından duyurdu. Yorumunuz ne olur? Vallahi çok iyi oldu. Herkes üniversiteye gidebilir yani. Kaç puan aldınız, hatırlıyor musunuz? Yani hatırlamıyorum tamam, ortalama bir hani çok hani yüksek de değildi, çok düşük bir puan da almadım. Üniversite sınavında uygulanan baraj puanları düşürüldü. Ben tabii YÖK başkanımızla da konuyu görüştüm. Yani çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma sağ olsun getirdiler. Kaç puan aldınız? 270'ti galiba. Hukuk istiyorum. Kaç puan alıyor? 350 puandan yukarısı alıyor. Amaç pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin emeklerinin karşılıksız kalmaması. Bunun için Yükseköğretim Kurulu kolları sıvadı, çalışmalar tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan işte o çalışmanın onaylanmasını öğrenciler dört gözle bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçti o çalışma. Barajlar düşürüldü. Yani bu sene daha fazla öğrenciye üniversiteye yolu göründü. Sabah erkenden Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. Erdoğan'ın imzasının ardından bu yıla mahsus olmak üzere temel yeterlilik testinin baraj puanı 150'den 140'a, alan yeterlilik testinin ise 180 olan baraj puanı 170'e düşürüldü. Onlar da haklılar çünkü pandemide uzaktan eğitim ders çalışılmadı. Üniversite tercih süreci daha önce belirlendiği gibi 20 Ağustos'a kadar sürecek. Ardından yine her yıl olduğu gibi ek yerleştirme süreci başlayacak. Öğrenciler bu dönemlerde tercihlerini yapacak. Ek yerleştirme bittikten sonra ilave bir ek yerleştirme süreci başlayacak. İşte puanı yetmeyen adaylar yeni puanlara göre yeni tercihlerini bu ikinci ek yerleştirme döneminde yapacak. Büyük ihtimalle evde hazırlanmaya çalışmışlardır. Aslında barajın düşürülmesi onlara avantaj getirmiş midir? Evet, getirmiştir.